ama geleceği yok. Millet için, vatan için, bayrak için. Ha, tamam. Orası sanki bir mahşer günüydü. O kalabalığa öyle bir ateş açtılar ki yaklaşık 10 dakika kadar bir ateş açtılar. İnsanlar artık çığırış çırman böyle bağırışıyorlar. Sağ ve sol kalçamdan 3 tane kurşun yedim. 23 gün hastanede tedavi sürecim oldu. 23 gün içerisinde 7 defa ameliyat oldum. Ve 1 sene bağırsam dışarıda gezdim. Söz konusu vatansa biz yine Türk insan olarak sokağa çıkarız. Memleketlerin mağdur olduklarını düşünüyorlar tabii ki. Aileleri de mağdur olduklarını düşünüyor ve onlara en ağır gelen de zaten hain olarak yargılanmak, FETÖ'cü gibi hiçbir zaman kabul edilmeyecek ve sonuçta Atatürk ilke ve inkılaplarının dışında hareket eden bir kişinin ismini alınmak onlara zul geliyor, çok ağır geliyor. Yani suçlu suçsuz yargı en sonunda ayıracaktır. Çünkü net olarak hiçbir olaya karışmayan, hiçbir olayın içinde olmayan, yalnızca akıcı üstüne giden ya da götürülen askerler var. Kesinlikle kuzenimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Binlerce kişi, belki yani 10 bin, 20 bin kişi vardır. İçinde suçlular da vardır ama masumlar da var. Kesinlikle tespit ediyoruz darbeyi. Ama biraz daha hassasiyet göstererek kesin delillerle bir yargılama yapılacaksa da yapılsın. Ama şu aşamada bunu göremiyoruz. Burada kurunun yanında yaş dayanıyor diyebilirim yani.